Herkese merhabalar. Son sektöre Geyik Görz'e hoş geldiniz. Yine ben Deniz Extrabit. Sol yanımda Emre, sağ yanımdaki Alien Kusmuğu Erdim. Bir de hattın ucunda Batu Hamilton mı diyelim, Batuhan mı diyelim, ne diyelim? Batuhan var. Batuhan da yürü ya. Batuhan Engin var. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Hoş bulduk. 2018 Rusya Grand Prix'sini konuşacağız. Haydin o zaman. Yürüyünüz. Mükemmel bir yarış geçirdiğimizi biliyoruz. O yüzden uzun sürebilir bu muhabbet. Çünkü konuşacak o kadar çok şey var ki. Anlatamam, değil mi? Evet. Anlat bitmez. 3 saat falan olabilir program. Bu uzun zamanların en güzel mücadelesini izledik. Ama ben tek el Age of oynadım ha. Söyleyeyim yani 2-2.5 bitirdiğim zamanlar oluyordu, yarışlar oluyordu. Yani ben oradan hesaplıyorum yarışın sıkıcılığını. Yani iki el fena, tek el fena değil benim için yani. Az sıkıcı olarak değerlendiriyoruz. Yani deprem değerlendirme şeyi vardır ya, böyle fırtına şeyinde kategori 3, kategori 5 gibi. Bu kategori 1 yani, çok kötü değil gibi düşündüm ben. Siz ne düşünüyorsunuz genel olarak, daha detaya inmeden? Ya genel olarak yarışa baktığım zaman ben pek adam akıllı bir şey hatırlamıyorum. Çok sıkıcıydı ya benim için yarış. Son böyle 15 tur artık bitsin diye bekledim. Ben starttan sonra bayılmışım. Ya yani 3 saat sonra falan uyandım. bir baktım Hamilton Putin'e şampanya atıyor. Evet, Rusya'ya geliyor idik. Nereden çıktıydık önceki yarış? Monza mıydı? Yok, Singapur. Singapur. Sen Singapur'da değil mi? Singapur'dan çıktık. Rusya'ya geliyorduk. Tabii Rusya'da şöyle bir olay var. Hep Mercedes kazandı. Değil mi? Ama bir evet. Pole'ü kaçırdılar değil mi? Geçen sene pol şeyinde, Vettel'inde. Vettel'inde. Evet. İkinci sırada yani, Raikkonen. O kadar da devasa başarılı olmadılar yani. Düşünürsen. Yani 4 kere kazandılar. 5 oldu hatta şimdi. Ama sıralamada da şey oldu. Ama bu sefer nasıl olur diye düşündük gelmeden önce. Ferrari alacak mıydı? Herkes ilk başta Ferrari favori gibi dedi. Sonra nasıl olduysa Cuma'dan sonra Ferrari daha kötü kaldı. Monza ve Singapur'daki performans ve lastik kullanımı, özellikle Singapur'daki lastik kullanımından sonra Ferrari favori gelmedi bence buraya. Diyor işte, tamam diyorum ya. Ama Mercedes hep sorun yaşadığı için Singapur'da bence bir nebze favoriydi ya. Yani Mercedes'in bu kadar üstün olmasını kimse beklemiyordu bence Singapur'da. Kendileri de beklemiyordu bence. Ya aslında zaten Mercedes o kadar büyük bir favori değildi. Hamilton favori oldu. Bir de şunu araya sokmam lazım. Acaba Mercedes mi iyi oldu? Ferrari mi eline yüzüne bulaştı? Kötüleşti. Hani şimdi o tamam, arabayı bozma gibi bir şansın yok normal şartlarda. Ulan adamlar en ufak şeyi ölçümlerle, GPS verileriyle, işte telemetriyle her şeyi görüyorlar. Arabayı normalden daha kötü yapmış olsalar bir önceki parçaya geri döner devam ederler. Ama belli ki son getirilen güncellemelere uyum sağlamada problem yaşıyorlar. Güncellemeler çalışıyor, lastikler çalışmıyor gibi bir görüntü var. Singapur'da da onu gördük. Çok saçma ama ya. Çok saçma yani. Ferrari lastiklerin en iyi kullanan takımken yani Red Bull'un neredeyse gerisine düşmesi çok saçma yani. Hakikaten yani ne olduğu belli değil takımda. Ferrari'nin en sonki güncellemesi şeydi yani, hani ufak tefekleri demeyelim de yeni ön kanadını ilk başta tasarım yapıldıktan sonra Kvyat denemiş. Kvyat denedikten sonra piste getirilmiş. Kvyat denemişse tamamdır. Not olarak söyleyelim yani bunu da. Bu arada kaynağı bence bulduk. Giovinazzi'nin çok iyi bir simülatör pilotu olduğunu söylüyorlar. Evet. Hani simülatör kadar çalışıyormuş. Yani çalışma süresiyle olmuyor herhalde o iş. Yok hayır yani verimli oluyorlar. Yani cuma günü ayarlarda yanlış yöne giderler. İşte falan hep geçen sene Singapur'da mı ne? Cuma günü Ferrari çok iyi değildi. Cumartesi hızlanınca Vettel simülatörde çalışan çocuklara teşekkür etmişti. Yani öyle bir şey var galiba. Giovinazzi'yi de o konuda övüyorlar. Artık
hangi konuda ünlüyse. Ki adamın tecrübesi de yok. Şöyle yaparlar hani biliyorsunuz. Gelişim pilotu olarak genelde Formula 1'de yarışmış. O sınıf araçlarla yarışmış pilotları tercih ederler. Hatta hatırlarsanız daha 2-3 yarış önce şey ortaya çıkmıştı. Mercedes de simülasyon çalışmasına çok kafa yormuş. Neydi o? Gutierrez almışlar. Gutierrez 2017 araçlarıyla yarışmıştı malum. Gutierrez zaten... Adam Faber kullandı ya yani. Yarışsa ne olacak? Ya olsun da yani sonuçta arabaların temel olması gerekeni biliyor. Yani siz o pilotları kötü diye görüyoruz biz ama en kötüsü bile hani ayarları yalamış yutmuş vesaire vesaire adamlar. Yeni nesil araçlar hakkında tecrübesi olan adamlar. Ferrari gitti ne diye kıyvet aldı. Yani sırf bu sebeplerden dolayı bir tecrübesi var o adamın. Bir de Ferrari'yi yok etmiş bir adamdı ya. He ya. Böyle hiç kırmızı gömlekle görünce insan bir şaşırıyor değil mi? Vettel'in yanında duruyor. Ajan gibi girmiş içeriye adam ama nasıl oldu belli değil. This is racing. Bir daha racing, bir daha racing, dur bir daha racing yapayım diye diye kovuldu gitti adam ya. Yani. Hatta şeyden sonra kovuldu hatırlıyor musunuz? Bu Amerika'da bu çok gerzek bir tanıtım yapmışlardı. Evet. İçeriden çıkıp geliyorlardı. This torpedo kia diye çağırdı. Daha ondan sonra yarışamadı adam. Ama yani Hartley de onun yerine yarıştırılacak bir pilot değildi. Kvyat. Ya risk aldı adamlar. İşte hani Kvyat'ı şey Hartley'i şey yapamadılardı. Hartley bu arada kaç kere Le Mans 24'ü kazanmış, şampiyonlar olmuş adam bu arada. Yani. Ya öyle de şimdi Kvyat'ın şeyini toparlasalar, psikolojiyi toparlasalar adam hız yani çok yavaş birisi değildi o. Yani o biraz Maldonado gibi. Ricardo öyle başa baş değil ilk sezonda ya Red Bull'da. Yani yani adam hızlıydı ama hatta biraz manyaktı işte. Aynen biraz puan olarak üstündeydi yani. Galiba. Üstündeydi puan olarak. Arabalar çok bozulduğu için çok anlayamadık onu tabii de. Hani paso yolda kaldılar ya. Suzuka'daki yani kazası sadece... oydu değil mi? Kvyat'tı değil mi? Suzuka'da bir takla atan değil mi? 2016'da yok 2015'te. Böyle bir mis gibi taklar attıydı o şikana gelirken. U viraja gelmedi. Yani o adamı da bir toplamak lazım da. Zaten Helmut Marko da diyordu ya o çok hızlı ama bu arada Rusya Grand Prix derken Rus pilottan konuşuyoruz. çok hızlı ama hani şeyi bozuk. Kafası bozuk. Psikolojisi. Psikolojisi bozuk diyordu. Vodka içip geliyormuş. Yani. Gerçi kimin kızıyla takılıyordu o ya? Nelson Piquet'in kızı mı torunu mu? Onunla takılıyordu. Hoşta bir sevgilisi vardı. Torun mu? Torunu olamaz ya. Ne bileyim ben kızı, ya kızı. Adamın kaç yaşında olduğunu hatırlamıyorum. Kızı. Kızı değil mi? Kelly Pique miydi neydi o? Olabilir. Bir ara Alpay sitede şey yapmıştı. Geçenlerde bakmıştım ben de. Al işte. Dönüp dönüp onlara mı bakayım? Hayır öyle değil ya. Ha, bu arada Rusya'daki... Tamam Erdim sana çok özel sormam gereken bir soru var. Sen bu senden başkası hı? bilmez. Rusya'daki kızları gördün mü yarıştık? Evet gördüm. Ya. Ben görmedim. Benim dikkatimi çok çekmedi. Nedense. Yarışı izlerken arada gösterdiler ya yani. Ha, ben Age of oynuyordum. arada. Çok... Bakmamış olabilir. Yani işte yarış böyle bir yarıştı arkadaşlar. Ben şeye sıralamalara gelecek olursak. Şimdi sıralamalarda bir boktanlık oldu. Hani işte kaç tane adam? 5 tane mi adam buna ceza alınca? İster istemez. Motor cezası. 6 mıydı? 5'ti herhalde ya. İşte hani 5 miydi? Red Bull'lar, Toro Rosso'lar, yani Avusturyalılar. bir de şey, Alonso. Alonso orada olmazsa olmaz zaten. Bir grup mu var böyle boktan? Alonso orada olacak. Onlar işte ama Red Bull'lar şeye Q2'ye kaldılar değil mi? Evet. Q2'ye kaldılar sonra çıkmadılar. Red Bull'lar kaldı, Renault'lar kaldı. Bull'lar bu hafta sonu harbi hızlıydı ya. Ya işte... Kaç tur lastikle Hamilton... Bence hızlı değillerdi ya. Çünkü Hamilton arkasına gitmesin. Durun şu sıralamaları atlatalım ya. Sövdüreceğiniz adam. Bu Q2'de kimse piste çıkmadı ya. Ona şaşırdım ben. Kimse değil son 5 çıkmadı. Ya öndekiler mecbur çıkıyordu işte. Son 5 çıkmadı ya elenenler. Bayağı elenmeye razıydı. Hadi 3'ü şeydi. Zaten ceza alacak adamlardı ama Renault'lar piste çıkmadı mesela. O da kazarı Q3'e kalırız da. hem lastik harcamayalım. Onlar da hem şey demiş. Sainz demişti galiba ya yanlış hatırlamıyorsam.
neden piste çıkmadınız diye sorduklarında geçen sefer lastik taktik şeyi yansıtamadık yarışa. Bu sefer o dezavantajı yaşamıyorum diye ama hoş yarışta da pek bir şey yapamadılar. Yarışta evet, patates oldular. O ilginçti mesela. Alonso da dikkat çekmiş ya. F2 yarışı daha eğlenceliydi cumartesi günü. Sıralamalarda hiçbir şey yoktu diye. Sıralamalar da bir ilginçti. Bottas'ın hızlı olduğu pist olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar sıralamalarda takım arkadaşını hiç geçirmemiş Sochi'de. Ki yani 2 senedir takım arkadaşı Hamilton, bir de öyle bakmak lazım. 2014'te poli alıyordu Williams'da neredeyse ya. Son sektörde batırmıştı sanırım. Bir şey yapmış. Yani ilginç. Adam o pistte niyeyse bir şekilde iyi. Hep denir yani. Neydi o? Kanada'da mı ne Hamilton iyidir? Orada bu iyidir. Singapur'da Vettel iyidir. Filan gibi. Monaco'da da Hamilton iyi. Bottas'ta da tuta tuta Sochi tutmuş. O da artık nasıl bir şanssa. Hiç beklemiyorduk şey Hamilton'ı geçmesini. Tamam hani iyi olduğunu biliyoruz Hamilton ama. Hamilton hata yaptı ama son hakkında. Evet yani 0.3 saniye önde geliyordu şeyine göre. Bayağı da iyi geliyordu. İyi geliyordu ama yani. Patates olmuş. Hadi Hamilton patates oldu diyelim. Hata yaptı. Bottas iyiydi vesaire vesaire. Ferrari'ler neredeydi? Asıl sorması Ferrari'ler gereken o. Ferrari'ler şeyde kaldı. Ferrari'nin yaşadıkları hatada kaldı. Ferrari'nin şu havlu olayı vardı ya. Ondan sonra bir şeyler olmuş olabilir mi? Çünkü havlu mu? Kameranın üstünü kapatıyorlardı ya. Ha, Singapur'da oraya yeni bir cihaz takmışlar. Böyle ama havalandırmalı mı? Yani yarım o yasak kapanı. Yok. Yok, o hayır, yasaktan şöyle. Sonra şey oldu yani adamlar. Ya o şey cihaz... Charlie Whiting falan gidip onları incelemiş. İşte bunu ve işte ekip falan gidip incelemişler. Bir sorun görmemişler. Yani olduğu gibi kullanmaya devam edebilirlermiş. Ay, bu hafta kullandılar mı bilmiyorum ama. Whiting bu şey demiş. Bu arada. Hı, söyle. Bu cihazla ilgili söyleyeyim. Singapur'a giderken Monza'daki tasarımı değiştirmişler. Şöyle bir soğutucu fan takıyorlar. O fan taktıkları şey öne doğru uzuyor. Kutu gibi düşün yani. Evet. Tam kameranın direksiyon açısını kapatıyor. Onu bilinçli o tarafa doğru kaydırmışlar. Tabii ki. Yaptıkları şey bu. Direksiyon gözükmüyor yani. Direksiyonun hemen üst tarafı gözüküyormuş ama direksiyon gözükmüyormuş. Evet. Daha doğrusu söyleyeyim, direksiyon ekranı diyelim. Whiting şey demiş. Bizim açımızdan sorun yok. Hani teknik açıdan kurallarda hani direkt kameranın önünü kapatamazsın gibi bir kural yok. Sıkıntı yok. Form sıkıntı çıkarmazsa eğer, yani yayıncı firma, hak sahibi sıkıntı çıkarmazsa bizim için sorun yok demiş. Görüşe göre form da ses etmedi. Çünkü o sonuçta sadece araba kenarda dururken gözükmüyor. Onu da hani şey yaptılar ya, yani F1 TV'de istediğin kamerayı şak şak geçebiliyorsun. Orada görebiliyorlar diye şey yapıyor. Onlar da millet takılmamış. Belli ki o yüzden öyle kaldı o. Artık yani bir de ilginç bir şekilde direksiyona sen özel yazılım da yapamıyorsun. Bir de o var. Hani çok kısıtlı yapabileceğin şeyler. Direksiyonun üzerindeki ekran bile şey hani ekran olarak görmeyin, o menüleri de onun içinde geliyor. Ekran bile herkeste ortak. McLaren öğretiyor. Satıyor. Şey ortak. Eco ortak. Onu da McLaren üretiyordu galiba. Evet, onu da McLaren üretiyor. İlginç bir şekilde adamlar menüleri saklamaya çalışıyor. Aslında o kadar da menü, yani farklı bir şeylerin olmaması lazım direksiyonda. Menülerin büyük ölçüde standart olduğunu biliyorum. Ha, ufak tefek eklemeler yapabiliyorlar. Bir ara hatta şey yapmışlar diye Hamilton'a mı ne bir şeyi başarınca direksiyonda şu tuşlara bas demişler de kartingde sürerken ki görüntü fotoğrafı çıkmış falan. 44 numaralı şey çıkmıştı. Öyle bir. Hani o kadar modifiye edebiliyorlar bildiğim kadarıyla da. Temeli aynı diyebiliyorum. İlginç tabii. Oradan ne çıkar? Tartışılır. Ya orada şey diyorlardı, ben geçenlerde teknik analize yazarken okumuştum. Sıcaklıkla ilgili bir şeymiş. Motor sıcaklığıyla ilgili bir şeymiş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yok şey, kamera elektroniklerini soğutmak için oraya koyuyoruz demişlerdi ilk başta. O ya o bahane canım. Yok. Başkası kamerası ısınmıyor mu? Bu bahane, bu ortaya atılan şey, hani Ferrari'nin yapmak istediği esas şey şu: soğutma odasını, şey pardon, yanma odasını belli bir soğuklukta tutmak için özellikle oraya koyuyorlar onu. İşte kurallarda belli bir limit vardı. Tam hatırlamıyorum. Bu da direksiyon ekranında işte motor sıcaklığı ilk açıldığında yansımasın diye kamera açısını kapatıyorlar. Deniyor tabii. Ne kadar şey doğru bilemiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bilsek zaten adamların saklamasına gerek kalmaz. Öyle de bir olay var tabii.
Bu arada ilginç bir şey öğrendim. Bu Haas'ın lastikleri yanmış ya şeyde. Evet. Yanında. Şeyde alev almış şeyler. Cuma neydi akşamı o? Galiba. Cuma mı? Perşembe mi? Battaniyelerden yanga çıkmış. Lastikler 60 derecede saklanıyormuş. Hı hı. Yani Pirelli verdi ya sana lastikleri. Janta taktın, battaniye koydun. Gece gündüz 60 derecede duruyor. Pirelli'nin verdiği evet. Şeymiş bu. Kural. Şart koşmuş. Kullanılmadan 2 saat önce 80 dereceye çıkarılıyormuş. Hemen hı-hı. önce de kullanılmadan hemen önce de 110 derece mi ne işte artık o normal çalışacağı sıcaklığa getirilebiliyormuş. 110 derecede tutamıyorsun lastiği yani. 60 derece, 80 derece kademeli olarak ısıtıyormuş. Ve bu ilk 60 dereceye ısıtması da 4 saat sürüyormuş. 4 saat sürmesi gerekiyormuş. Ağır ağır ısıtma. Öyle de bir ilginç bir şey var. Sıcacık battaniyeye bağlayamıyorsun yani. Peki Ferrari'nin bundan haberi var mı? Bilmiyoruz artık. Ama varsa da sonradan unuttular. Çünkü ya ben şey yapabiliyorlar. Hani Padova yeni yerleştikleri zaman lastiklerin hepsini yere atıyorlar ya. Ne zamandan itibaren geçerli oluyormuş o şey? 60 derece. Ya işte janta takıyorlar ya. Akşam ısıtmaya başlıyorlardır herhalde. Tabi. Janta taktıktan sonra janta takıyorlar. Balansını yapıyorlar. Her şeyini yapıyorlar. Ondan sonra başlıyorlardır ısıtmaya. Bir de şöyle bir olay da var. Formula 1'in böyle bokunun çıktığının göstergesi. Jantların içinde tırtıklar var artık. Fark ediyor musunuz? Arada evet, fotoğraflarda evet. görürsünüz. Şey olsun diye lastik zaten. Lastik sıcaklığını işte. Koruyabilmek için. Hı-hı. Şimdi o hı-hı. onun o tırtıkların miktarı önemli. Hava sıcaklığına, pistin durumuna göre onun ayarlanması gerekiyor. Şimdi janta gömülü tırtığı sen değiştiremiyorsun. Hava mesela ısındıysa o az tırtıklı olan janta geçiriyorsun lastiği. Adamlar harıl harıl şey değiştiriyorlar. Jant değiştiriyorlar gece yarısı. Niye? İşte hava ısındı, ısınacak. Bilmem ne olacak diye. Öyle suyu çıkmış durumda o mevzunun. Bakalım FIA ne zaman el atacak. Mercedes başlattı galiba o içerideki tırtıkları. Siyaha boyadılar bilmem ne yaptılar. Onu Ferrari başlatmıştı diye hatırlıyorum ama. Ben ilk Mercedes'te gördüm diye hatırlıyorum. Neyse işte öyle bir mevzular varmış. Hala Rusya'ya girmedik bu arada. Hani size malzeme olsun, bilgi olsun, ilginç şeyler olsun diye anlatıyoruz. Yoksa bu yarıştan bir hayır çıkmaz. Değil mi? Evet. Çıkacak gibiydi de aslında ya. Yani startta şey yanına kadar geldi. Vettel Hamilton'ın yanına kadar geldi ama. Geldi de Bottas direkt hemen. Ama bak Bottas önünden çekildi, Hamilton'ın önüne geldi. Şimdi düşünürsen. Hamilton hava koridorunu kullandı orada. İşte geçti gitti. Hani öbür taraftan bakan adam şey diye düşünüyor. Bottas Hamilton'ın önünü kapattı diye de düşünen olabilir. Bazıları. Yok öyle bir şey. Yani öyle bir ama çok ince düşünülmüş bir şey. Vettel hava koridoruna giremiyor. Hamilton girmiş. Onu bir gece önceden konuşmuşlardır bile ya. Bir zahmet. Ama iyi düşünce yani. Hani iyi planlama. Sen yani önden tabii, yürü yoksa, ondan sonra öbür tarafa geç. Yoksa Hamilton'ın hiç şansı yoktu ya. Vettel çok iyi kalkmıştı. Hamilton bir de patinaja mı düştü? Orada arabacın evet, evet, duman bayağı çıktı. Patinaja düşmüş evet, ya. Evet evet bayağı kötü kalktı. Duman çıkmıştı lastiklerinden. Arkadakinden de kötü kalkıyor yani. Bir şekilde onu yoksa, öne saldılar yani adamı. Hiç ondan bu arada ilk üç aracın bulunduğu yeri görmüşsünüzdür. Asfaltı. Asfaltı yenilemişler evet. Vettel'in kalktığı ön lastikler yeni sadece arkadaki eski asfalttan kalkıyor. Yani arka lastikler eski asfalta dönüyor. Yok arkalarda yeni asfalta ucu ucuna değmiş. Değmiş mi? Bilmiyorum. ben öyle düşündüm çünkü Twitter'da yazdım onu. Çok yakın duruyordu asfaltın bitişi ama yarış öncesi kameradan tekrar baktım. Tam böyle hani 10 santim önünde duruyor şey asfalt. Yani bayağı o da yeni asfalttan kalkmış yani. Arkadakiler hani Raikkonen ve gerisi şeyden kalkmış. Kötü yani kötü demeyelim de eski asfalttan kalkmış. Gerçi Sky'da adam ayağını sürüyordu şey bu asfalt daha iyi tutuyor diye yenisini gösterdi. Evet evet ya şeyde yayında veriyorlardı. Asfaltın tutuşu daha iyi diye. Toro Rosso'nun fren olayı neydi kalkıştaki? İki araçta böyle patatesi oldu. Ya o aynı şekilde ön fren gitmiş diyorlar. Arka evet. Fren arkayı kilitlediler ya. Tam işte bütün yük tamam arkaya binince işte. Ön fren gidince basınca arka fren kilitlemiş oluyor. Ama arka fren gitmedi. Tamam işte bir sorun var belki yazılımda veya yazılımda da olamaz da.
pedalla alakalı bir şey olmuyor. Hidrolik basıncındandır büyük ihtimalle. Kesin olabilir ama şimdi o da şu da var. Arabalardaki gibi çift hidrolik şey var bunlarda. Şart kurallarda yazıyor. Çift hidrolik hattı olması gerekiyor filan ama ilginç. Zaten ön fren çalışmayınca bildiğin el fren çekmiş gibi dönersin yani. Tam da o olur zaten adamları. Gazli şey demişti, ben starttan önce işte grid'e gelirken falan bir fren pedalında bir tuhaflık vardı falan demiş. Evet. İki tur boyunca işte sorun daha da kötüleşmiş. Sonra en son pedal laps'e indi aşağı demiş. Ondan sonra da çok kötü ama zaten demiş. Çok kötü yani. İkisinde de aynı sorun olması şaşırtıcı. Evet. Demek ki bir şey yanlış yaptılar, ikisi de gitti yani. Bir ne, farklı bir tuhaflık. Yeni ne bağladılarsa artık patlamışlar bir yerlerde. Aynen. Şaşırtıcı. Yarışa geçtik o zaman. Çok daha geçtik. Gaz diye spin attırdığımıza göre. Yarışa geçtik. Şimdi Bottas önden yürüdü ama Hamilton yetişti yetişemedi gibi bir durum oldu. Az geriye çekildi. Vettel de yetişemiyordu ama. Bir de öyle bir ilginçlik var. Uğraştı bayağı bir fark açılıyordu. Hatırlarsınız. Yani Ferrari'ler hala yavaştı şeyden. Mercedes'lerden. Yavaştı ya. Bu senenin trendi zaten şey oldu ya hani Otmar da söyledi hatta yarışta ilk stinti atarken önce bir lastik koruma dönemindeyiz ondan sonraki stintte her şey belirginleşecek diye söyledi. Ya bu ilk stintler genellikle yarışı artık şey hale getirdi ya o kadar duran hale getirdi ve sıkıcı hale getirdi ki ben bu olaydan dolayı çok sıkıldım yarışı izlerken. İşte lastik sadece koruma mevzusu değil. İşi patlatıyor. İşte sadece burada değil son herhalde yani 2017'nin sonundan beri bütün yarışlar böyle gitti. Bir Almanya. Güvenlik aracının girmediği bütün yarışlarda tek pit stop olmuş sanırım. Daha ne olsun artık ya. Değil mi? Evet. Bu arada bu zamana kadar yapılan bütün Rusya yarışlarında güvenlik aracı girmişti diye hatırlıyorum. Öyle miymiş? Öyleydi diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bu 2014'te girmiş miydi ya? Rosberg tam onu düşünüyordum. İki lastiği birden kitleyip car diye böyle arkaya kadar şey attı. O da hayvan adam gibi fren yapıp. İlk lastiği bir taktı. Sona kadar gitti ya. Ya. Wolf da hafta içi şey demişti. Sochi'ye gelirken daha bu sefer kendimize daha çok güveniyoruz. Çünkü geçen seneki gibi olmamamızın sebebi lastikleri çözdük. Evet lastikleri çözdüler. Benim şeyden geçen günlerde dediğim bir laf vardı. Mercedes artık şu karttan nasıl bir baskı geliyorsa varını yoğunu harcıyor. 2014'te de bunu yaptılar. Kanada'dan sonra mı? Ne yaptılar galiba? Deli gibi çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Ediyorlar. Bir şekilde arabayı rayına oturtuyorlar. Ve bu hep genelde sezon ikinci yarısı oluyor. Hani ya ben Hamilton'un da performans hep ikinci yarıda daha iyi oluyor sezonların. İşte o aracın performansı yükseliyor. Çünkü lastikleri kullanabilmeye başlıyorlar. Malum 2017'de de aynı sorunu yaşamışlardı. Lastikleri kullanamıyorlardı. Hatta işte şey olmamış mıydı işte? Monaco'da şeyde Rusya'da Hamilton çok kötü olmuştu. Evet. Sonradan açılmışlardı filan. O işte Mercedes'in artık şirket yönetimi Wolf'un üstündeki kurumdan bahsediyorum bu arada. Nasıl bir baskı yapıyorsa artık para neyi alın size para gidin harcayın bulun bunu diye bir şekilde çözüyorlar işi. Ferrari'de o yok. Geçen sene farklı sebeplerden dağılmışlardı. Bu sene bambaşka sebepten dağıldılar. Yani. Gelişim yarışında Ferrari çok şaşırtmıştı bu senenin ortalarına kadar. Harbiden Belçika'ya kadar var ya böyle. Şu an batırdılar yani. Gene eski Ferrari gibi gelişim yarışında yok oldular. Yani. Hayır bir de motor gücü var diyorduk hani bu adamlarda. Ne oldu motor gücüne? Ya ben şöyle düşünüyorum, yasal olmayan bir şeyleri Mercedes buldu bir şekilde. FIA'ya şikayet etti. FIA da usul usul uyardı bunları. Çünkü düzlük hızları, müzlük hızları her şey gitti ya. O Belçika'daki evet, hiçbir şey kalmadı ortada. Olabilir. O Belçika'da bir orta spekülasyon atıldı. Monza'ya gittiğimizde ilk başta sıralamalarda işte Ferrari hızıydı ama yarış hızında gene düzlüklerde geride kaldılar. Demek ki var bir şey. Dönmüş yani arka planda bir şeyler. Monza'da sadece sıralamada hızlıydılar. Hatta Toto da dedi ya sadece şeyde iyiler. Yarışı aktaramıyorlar ne kullanıyorlarsa diye. Bir turluk bir şeyleri vardı dedi. Evet. Modları var anladığımız kadarıyla. Şeyde o da kalmamış.
o modda yarışta kullanılamıyor herhalde dedi. Yani. Şeyde o da kalmadı demek ki. Neydi o? Rusya'da. Soçi. Rusya'da o da kalmadı. Ya da vardı da. Benim merak ettiğim Vettel'in Hamilton'ın üstünde çok ciddi bir baskısı yokken bunlar neden yer değiştirdi? Şey mi? Şimdi yarışın sonuna niye ya, geldi? O konuyla ilgili... Yarışın sonu değil ki ortasında değişti adamlar yeri. Ya daha pit stoplar var. Tabii canım. Oraya geliriz. İkili mücadele var. Oraya geliriz. Vettel önce pite girdi değil mi? Evet. Vettel önce girdi. Bottas'tan sonra. Bir de ondan önce Bottas girdi. Ha, Bottas'tan sonra girdi değil mi Vettel? Ha. Evet. Bottas, Vettel. Aslında Vettel Hamilton'ın önünde çıktı ama Bottas'ın arkasındaydı sonuçta. Evet. Evet. Yani en iyi ihtimalle şeyi geçecekti. Hamilton. Bottas da çok sadece güzel yancılık yaptı. Yani orada pitten şey diyor. Pitten sonra da bayağı yavaşlattı. Bottas yavaşladı diyor Vettel. Ben ona o kadar dikkat çekmedim. Dikkat etmedim. Aynen çok bayağı yavaşladı ya. Bayağı yavaşladı. Bir saniye kadar düşmüştü aradaki fark. Hamilton pitten çıkana kadar Bottas gaza basmadı. Vettel'in bir de blokajı falan olmuş sanırım. Evet öyle bir şeyler olmuş. Onu görmedim ben ya. İşte Vettel öyle bir şey kilitledim. O yüzden geçti beni. Hamilton'ın yok söyledi de işte ben görmedim. Hani. Hamilton'ın geçişinde göremedim dedi. Hani çok keskin bir açıyla dönüyorlar ya orayı. Ama çok iyi geldi dışarıdan cidden. Ama işte o hız farkı şaşırttı. Bir de o var. Bir de göremedim dedi yani orada olduğunu. Ya bir de utanmadan şey demiş. Ya onun lastikleri benden bir tur daha yeniydi demiş. Ulan sarı lastiğin bir tur yenisi olsa eskisi olsa ne yazar ya. Verstappen 30 küsür tur kullandı. 40 küsür tur yani, kullandı hatta. O biraz 44 müydü neydi? Olmuş ama. Yani Hamilton'ın Vettel'i bu kadar hızlı geçişi acaba hatasından mıydı, araç hızından mıydı? Ya, bu yarış 10 kez yapılsaydı onunu da Hamilton alırdı. Araç hızındandı bence ya. İşte araç hızından. Ama yarış bir kere yapıldı. Onu Hamilton alamadı. Şey, Bottas alacaktı. Evet. Hamilton aldı. Aldı da nasıl aldı? Yani orası ayrı mı? Ondan sonra bir zaten yarış içerisinde saçmaladılar. Yazık oldu ya. Hakikaten Bottas'a yazık oldu. Ya. Adam yılbaşından beri üzülmedim. Kazanamıyor. Ya, o kendi aptallığı. Bok ben üzülmedim. Yani. Almanya'da yaptığı o... Yok canım, takım yerini ver dedi mi vereceksin, bunun kaçarı yok. Niye takım yarış sonunda niye yerini geri verdirmedi adamı? İyi de ne alakası var? Olay Hamilton'ın daha fazla puan alması zaten. Ya var arada 40 puan var ya. Ya işte artık nasıl bir korkuyorsa. Bu da hakikaten önemli olabilir. Yani adamlara da kısmi olarak, taraftar olarak zerre katılmasam da kısmi olarak hak veriyorum. Sene sonuna doğru patlayan motorlar görebiliriz bak. O 3 motor kuralı ya Ferrari'nin ya Mercedes'in ya da ikisinin birden başını yakacak. Bence Hamilton, Vettel ikisi de bir motora daha geçecekler. Olabilir. Fiksin. Öyle bir şey. Sadece motor değil, güç ünitesi olarak komple. Ya bilmiyorum ne olur da tamamen şeyler değiştirecekler yani. Sezon sonuna kadar çok riskli. Ki şampiyona sezon sonuna kadar da kalmayabilir. Bu da var. Artık işte şampiyon olduktan sonra her şeylerini değiştirirler de. Aynen. Ya da geçen sene yapmışlardı ya. Yeni motor Brezilya'da yeni test motoru falan takmışlardı şeye. Aha. Hamilton'a. Alaya üçüncü. Yani ama oraya kadar kalır mı? Ne zaman da kalır bilmiyoruz yani. Bu Meksika'da belli olur gene. 5 yarış mı kaldı şimdi? Evet. Evet. 5 yarış kaldı. Haftaya da Suzuka, yağmurlu. Amerika, Meksika. Ha, Suzuka Brezilya. Haftaya mı? Evet. Suzuka haftaya, bir de yağmurlu şampiyona 75, ben söyleyeyim. 75 nasıl oluyor? Vettel'in 0 puan alması lazım. Evet, Hamilton kazanacak. Hafif bir yağmur. He, Almanya, tamam. Evet. İnceye gördüm. Belli olmaz canım. Belki Hamilton patlar. Hiç zannetmiyorum. Şu dakikadan sonra çok özgüveni çok arttı. Tamam işte tam patlamalık orta. Değil mi? Öyle ya bazen. Ya o belli olmaz ya. Yağmurda iş hani ben mesela Vettel'in o Almanya'daki kazasına da çok şey yapamıyorum. Tamam çok büyük hata. Bir şampiyon olarak yapılmayacak bir şey ama yağmur arkadaşım olur yani o kadar. Kuru zeminde kaza yapmasından iyidir yani. Yine bir miktar hoş görülebilir. Ona ben şey yapmam. Hamilton da yapabilir kaza. Olur mu olur. İşte şeyde yapmadı mı? O da kuru da yaptı. Neydi o? Brezilya sıralamalarında.
Harç diye gitmiş Ya iş oraya, bittikten uçtu sonra bariyere. takla atsana alacak Ya onlar. şampiyon Olsunca. olduktan sonra pek bir önemi yok ki. Şeyde de Olsunca. patladı Dur ki kaza o. yapayım diye yapmıyor ya herif. 2009 Monza'da mı? Son turda mı ne? Monza'da. Ama orada Ben o kadar eskiyi hatırlamıyorum. podyumun son basamağıydı işte zaten. Üçüncü sırada gidiyordu. İki Brown'un da geçecek hızı vardı aslında. Birini geçse ötekini öteki de geçecek kadar hızlıydı. Ulan neleri hatırlıyorsunuz? 9 Hakikaten sene ya. geçmiş üzerinden. Ama efsane sürüşüydü o yani şimdi yalan yok. 96 bilmem ne Grand Prix'i hatırlıyor musunuz? He hatırlıyorum. 9 yaşımdaydım. 10 yaş. O, Nereye onu hatırlıyorum? hatırlasa Güney abi Neyi puan hatırlar. motherfucker? Ben telsizimi kapatmamışım. Birisi motherfucker dedi. Ondan sonra Verstappen'in çok uzun süre kaldığını gördük ki Ricardo'ya göre çok hızlıydı. Ricardo'da hasar varmış ama. Kanadını değiştirdiler Aynen mantıklı. Ricardo'nun kadının Ya ben kanadını anlamadım ya. değiştirdiler. Kanada'da baktım böyle geldiğinde. Hatta bir Kanatta yayını da da bir şey yok gibi durdurdum baktım. görünüyordu da. Kanatta da bir şey yoktu evet. Çatlak falan vardır ya. O Belki de bilmiyorum. telemetriden bakıyorlar ya Ama her gene belki iyiydi. şey de Yani olabilir. geçten de o geç de olsun yükselmişti adam. O kadar da kötü bir şey değildi yani. İyi de Verstappen'den adam 30 saniye fark yedi ya. Tabii öyle bir şey var. Ama 30 saniyenin de 15 saniyesi pitteki o şeyden. Kanat Yok yok değişiminden. pite girmeden önce 30 saniye Ama farkı yani. işte Ha hasarlı pardon kanatlı okey. gittiği için bir de o önündeki trafikten Verstappen kadar erken kurtulamadığı için normal o. Evet ya Verstappen Tabii. bayağı böyle. Yani işte o bal çok önemli orada ya. O bir kazara bir önün açılır, uçar gidersin. Bir sıkışırsın, kalırsın orada düdük gibi. Yani o ikisini de açıp izlemek lazım. Ama Verstappen gene iyiydi ya. Araç da iyiydi. Zaten kendi de Çok söylüyor ya. Aracı çok çok güzel cesaretli ayarladık. geçişleri var aynen. Araç çok iyi yere basıyordu dedi. Bir de bu şeyler nasıl olduysa hani sarı lastikler yumuşaklar nasıl olduysa en baştan itibaren iyi çalıştı dedi adam yani şöyle bir olay var pilotlar şimdiye kadar ilk defa o kadar ağır yükle sürüş yapıyorlar tam antrenmanda test ediyorlar ama antrenmanın sonuna kadar yarış başlangıcına kadar pist değişiyor ve Evet. ilk turlarda herkes korkak sürüyor araba çünkü 150 kilo 100 kilo daha ağır işte hani daha ağırsa daha çok lastik yiyorsun bir de öyle bir şey var. 7 saniye falan daha yavaşsın. Bir sürü tatava var. 7 saniye mi 10 saniye mi daha yavaş oluyorlar sıralamaya göre. Aşağı yukarı. Şimdi hal öyle olunca herkes korkuyor. Verstappen o an bir hani aracın iyi olduğunu fark ettiği an zaten deli adam. Dıştan içten her yerden geçer yani. Yapar. Ben çok Yaptı da şaşırmadım zaten ya. Çok garip. Yani çok riskli atakları ama vardı işte yani. o dıştan o mesela uzun sola dönüş var ya. Orada dıştan adam geçmesi ne demek? Dümdüz araba demek bu. Başka bir şey değil yani. Ama Adam orada dıştan da geçti, içten de geçti. Her yani yerden işte geçti o orada. 2-3 direkt tane araç geçti orada. iyi anlamına geliyor bu. Tam Red Bull aracı zaten iyi olduğunu biliyoruz ama yani diğerlerine Sağda da orada göre. geçiş yaptı yani. Leclerc de adam geçiyordu orada bir Magnussen'i mi geçti ne oralarda bir Şeyde geçti, operasyon o yapıyordu. yuvarlakta geçti ama ya. Yani bir Uzun sol virajda işte. Leclerc'in altındaki Ferrari mi ne oldu anlamadık zaten bu yarışı. Fetele Adam yardırıyor vereceklerine şeyden beridir. leklere verdiler galiba arabayı. Olabilir. Yani öyle, o da iyiydi bak Leclerc de iyiydi. O zaten bence günün pilotu Leclerc'di yani. B liginin birincisi anlam sonuçta. Ya o işte standart kazanan. Ona bakarsan günün pilotu Bottas veya Hamilton. Büyük yarışı kazanan. Öyle ona göre bakılmıyor ki. Ya yok ya. Bottas Ne? Adam kazanmış Hamilton. işte. O olmaz yani. Peki şimdi bir şey soracağım. Sor. Şimdi Bakü'de Red Bull'lar birbirine girmişti yani. Verstappen frenlemede Evet. yön değiştirdi falan. Ricardo duramadı patlattı. Ha. Bugünkü Vettel Hamilton olayı da çok benzer değil miydi? O kadar net Yok. değildi. Yok. Bence o DRS kadar yoktu ama nettir. orada. Var mıydı? Yoktu. Vardı. Var, Var mıydı? vardı. Vardı da. Vardı. Ha. Ve Hamilton'ın Öyle. sağında duvar vardı. Evet. Ricardo'da da vardı Ama o ama kadar net Red bir yön Bull'da değişimi ama yoktu bak orada. yanlışın var orada. Frenlemeye başlamadan önce Vettel Önünü açıyı kapatıyor. Aynı kapatmaya böyle işte. başlıyor. Frenlemede bir kere Dikkatli değiştiriyorsun. İkinciye değiştiremiyorsun galiba. Ha işte önce dikkatli dışarı izle. kapandı. Sonra frenlemede biraz daha hareket etti sağa doğru. Tamam normal. Tam Normal bak bir şey. zaten bak o Artık izin iki veriyorlar kez ona yön tamam. değiştirme dediler. Orada Herbert'a bağlanmışlardı galiba. Herbert şey demişti. Aksine yönde ikinci kez yer değiştirmiş olsaydı Vettel cezayı Ya almıştı. yok zaten ben ceza için falan demedim. Sadece tartışalım diye ortaya laf attım. Ha, Cezalık bir şey yok zaten. anladım. Yani o Demek ki bir yani eğlenceli bir ikisinden ortamdı. taştı mesela bir Şöyle ikisi yerde. birden bir kaza yapsaydı Tepeye taktı. mesela. İkisi Of birden ne güzel olurdu kalsaydı ya. ne güzel olurdu değil mi?
Hatta hepsi birden yapsaydı Leclerc kazansaydı. Bottas sonunda Ay, kazanırdı. Fantezinize. Bottas kazansaydı bari. Ben Bottas'a üzülüyorum sezon başından beri. Ya adam, o bir bok ben hiç üzülmüyorum ya. Vallahi. Yazık kendi adama ya. Sıktı. Bakü'de yazık oldu bilmem ne oldu. Bakü'de ne yaptı adam? Lastiği patladı. Lastiği patladı. Yani işte. Gibi parçanın üstünden geç geçmeye değil. Ha 300'de zıplaya zıplaya giderken çok görünüyor o parçayı. Yerden 30 santim yukarıda oturup. Oradan bir de 350 ile falan geçiyor. Ha yani nereye görüyorsun o parçayı sen? Mühendisin salaklığı gösterememiş ya da belki de o da görmemiş. Bir şey olmuştur. İşte, temizleselermiş güvenlik aracı boşuna mı? Ha o FIA'nın bok yemesi işte. Evet, i̇şte. FIA değil be. Azerbaycan'daki şey ekibi değil mi? Tamam da onlara piste atla ekibini piste atla ekibini emrini kim veriyor FIA veriyor. Allah korusun yazan şeylerle olmuyor. Çekici. Korumamış işte. Çekici üstünde Allah korusun yazılır mı? Ama bir dakika. Bottas'ın lastiğinin patlamasının tek sebebi orada Ericsson'un hatasıydı. Niye? Ericsson'un arabadan mı düşmüş? Yok hayır. Grosjean Anladım canım. O da ne? Sos fault. Geyik oldu ya. Ericsson sos fault. Evet, Rusya Grand Prix'i bitirdik galiba. Takım emri var. Bir Force India'lar da bir takım emri gibi bir şeyler yaptılar ama olmadı. Ama onları yediremediler. Geri değiştirdiler. Sonra Perez'e şey dediler. Eğer DRS mesafesine giremeyeceksen aynen. Yerini geri ver dediler. İki tur içine girdin giremedin şey yapıyorum diye. Bu arada şey de çok kötüydü ya. Kardeş takılıyorlar. Az önce şey dedik, soft lastiklerle Red Bull'un performansını söyledik de ultra softlarda hiçbir şey yapamadı. Verstappen hakikaten herkesi yardır geçer diyorduk da. Ondan. Mazot mu bitmiş? Yok, korumayı almışlar. Neyine koruyor zaten, patlayacak ki o. Lan mantığı yok amına koymuştun daha ne bileyim. Zeno motoru yani. Ama olabilir tabii bir hani üf. Şey olabilir. Güvenlik aracı girmedi ya. Yakıt problemi yaşamış olabilirler. Neyi be? Haberini gördüm de yapmadım. Bilemiyorum ama ben en azından şey beklerdim ya. Yarın sabah ben en azından bir en hızlı tur beklerdim diye. Yani işte adam en hızlı tur atabilecek olsa öndeki Raikkonen'i Vettel'i geçerdi yani. Bir de var. Yakındı da zaten hepsine değil mi? 14 Raikkonen'e yakındı yok, da. Yok bayağı gerideydi. Yok, Raikkonen'e yakındı ama. Raikkonen 7 saniye falan. 7 saniye mi? 8 saniye mi? Hayır. Pitten ondan sonra 14-15 saniye. 7 ben 7 gördüm. Raikkonen 7 saniye de gerisinde çıktı. 14 saniye geriye düştü. Anladım. Tamam. Yanlış görmüşüm. Ama yetişebilirdi belki de. Bir şekilde o tutulmadı. Şeye şaşırdım ben. Vettel tek set yumuşak lastik seçmişti ama kullandılar onu. El mecbur. Ne yapacağım başka? Yani de işte test etmediler ya lastiği. Hani o ilginçti. Raikkonen'e test ettirdiler onu. Raikkonen ilk set. Pardon. Hep öyle oluyor zaten. Uşak. He, o ya, öyle oluyor zaten. Ortadan büyük uşak yok ya. O yancı olmuyor da bu mu oluyor? Değil mi? Niye? Raikkonen'in lastikle yarışmayacak mı? Raikkonen kendi için test etmiş. Vettel'e de aldı. Yok işte öyle olmuyor. Hemen savunma. Yani şeyin Mercedes'in yaptığına diyecek laf yok zaten rezillik de. Öbür tarafta da bir rezillik kokusu geliyor. Yani. Ne diyelim artık? İkinci pilot. Bir de ikisi de Finlandiyalı ya ona şaşırıyoruz. Ha. Finliler ikinci pilot. Yarış kazanamadı. Yani birinci pilot olan Finlandiyalı kim var? Akine. Ya onun yanında düzgün bir adam olsa o da iki olurdu da. Şahsına dua etsin onun yanında DC vardı. Keke Rosberg. Keke Rosberg kim nasıl şampiyon olduğunu hatırlıyor musun? Bir galibiyeti var şampiyon. Şansa bala şampiyon olmuş adam. Tam da böyle Nico'ya benziyor. O da öyle oldu ya. Motor patladı bilmem ne oldu da şampiyon oldu. O kadar şansa bala değildi en azından Nico Rosberg gibi de. Yani Nico daha başarılı sonuçta. Evet o zaman Rusya'yı bitirdiysek... Rusya'yı mı konuşsak biraz? Rusya'yı bitirdiysek Suzuka'yı konuşalım. Suzuka'yı konuşalım. Hatta Suzuka'da baya böyle 3 gün yağmur bekleniyormuş. Of. İyi bayramlar. Biz gideriz o yağmur durur. Yani biz derken hani Formula 1. Kesin. Ben bir şey diyeyim mi? Red Bull orada uçabilir ya bu Rusya'da böyleyse. Rusya'da bir şey yapmadı oğlum adamlar. Nasıl yapmadı lan? Oğlum, ne yaptılar? Ferrari bir geçtiler. Ya. Hiçbir şey yapmadılar.
Arkadakileri geçtiler. Abi, geçtiler kaldılar orada. Sonuçlu ama yani. Tamam da geriden başladı. Önden geldiler. Başlasaydı neler olurdu? Oğlum, hiçbir şey olmaz. İlk üçte ya araçlar arasında rahat. Bir saniye, üç saniye fark var ya. Yani adam izde he. Turbindirke bile daha zor geçeriz. Of. Ha, Singapur işte geçen yarış. Hakikaten ha. Neredeyse geçiliyor. Hamilton. Ben isterdim orada bir şeyler olsun diyor mu işte. Ya işte o mavi bayrakları şey yapmak lazım. Yasaklamak lazım. Evet ya. Ama dünyanın en saçma şeyi. İşte saçma değil. Şu an lazım. DRS gibi şu an lazım. Çünkü araçlar birbirini geçemiyor, takip edemiyor. Öndeki sen rakibin olan arabayı hızlı olduğun halde geçemezken tur bindirdiğin arabayı geçmen daha zor olabilir. Yani çok daha büyük rezillik yaşayabilirsin. Önce araçlar... Lastiklerin kötüdür. Onun lastikleri iyidir. Sıçtın. Ha yani, çok lastiği... tehlikeli bir de. Adamların fren noktaları falan değişebiliyor. Mark Webber kovalayını çok evet, girmişti yani. Kovalanma şekli. Ama kovalayını şey yapmamıştı ki, tur bindirmemişti ki. Pitten çıktıktan sonra arkasındaydı kovalayının. Tamam işte ama. O zaman sor. Nereden bilsin Caterham aracının tırt olduğunu? Yani, mavi bayrağı kaldırdığın anda her zaman öyle bir çek yani. Tabii bence canım, daha iyi. Risk mavi bayrakta Caterham'ların gaz kesmesi gerekmiyordu yani. Onlar geçiyordu. Yani onlar... Ama işte önce o araçların birbirini takip etme olayının düzeltilmesi lazım. Onu düzeltmezsen ne DRS'i kaldırabilirsin ne sözde onu da Rosberg'in yapacağım diyordu. Ya Rose Brown yapacak da o adamı rahat bırakmıyorlar. Uzun vade. Rahat bırakmıyorlar. O fabrika takımları bir oldular ya hemen. Önce motor konusunda bak. Önce diğerleri de başkaları giremesin diye motor kurallarını değiştirdiler. Hani çok basitleştirilecek diye motorlar. O basitleştirmeyi yarı yarıya geri aldılar. Hani başkası da giremesin diye. Yeni gelen giremesin diye. Yeni gelenlerin girmeyeceği ortaya çıktıktan sonra aynen devam edelim dediler. Tam politik hamle yani. O zaten şeydi. Gelecek olan belliydi. Porsche diyorlardı. İşte ya korktular işte ondan. Porsche gelirdi. Aston Martin'le hani şeyle Cosworth'la beraber gelirdi. Korktular ondan. Cosworth galiba bir atabilirmiş ya 2021 sonrasına. Yapamaz işte. Şu aynı motorlar devam edecek. Hiçbir şey yapamazsın. Cosworth'un şeyi hazır değil miydi ama ya? 2014'tü. Hazır da geliştirmesi lazım. Hazırdı da. Prototip hazır yani. Üzerinde çalışılması lazım. Ferrari'nin 2014 motor çok mu boka yarıyordu? Yani ne kadar geliştiler. Yani. Öyle bir olay var. Adamlar bildiğin hani şeye kasıtlı olarak taktik yapa kuralları geri aynen bıraktırdılar. Var ya. Liberty Media onu yemeseydi müthiş olurdu. Ama yemek zorunda kaldılar. Yapacak bir şey yok. Ne diyelim? Diyecek bir şeyimiz yoksa kapatalım diyelim. Çünkü Rusya'da uyuduk. Başka da bir ilk antrenmanlarını görmeden Suzuki hakkında da bir şey demek saçma olacak. Yağmur. Yağmur tabii canım. Umarız. Tamam o zaman direkt oylama çakıyoruz. Suzuka'da antrenman veya sıralamayı veya yarış hiç fark etmez. İlk kim kaza yapacak? Vallahi Kvyat dönmüş olsaydı direkt Kvyat derdim. Evet tek isim herkesten. Grosjean. Net oynayayım dedim. Garanti oynayayım. Yağmur'da Banko. Süremeyen kim var? Yağmur ha Grosjean Yağmur var. Olarak. Yani işte Suzuka sonuçta. Ama Grosjean mantıklıymış. Ben de Grosjean diyebilirim. Son yarışlarda iyi ama ya. Bak kendini topladı. Yağmur yağmadı çünkü. Hartley diye isim var nedense ya. Hadi Hartley olsun. Ben ya Williams'lardan yani tam tek isimse Williams'lardan birini söyleyebilirim. Stroll, yani. Stroll yağmur da fena değil ya. Oğlum spin atıp durdu la. İkisi neredeydi? İngiltere'de mi ne falan kaza yapmıştı sıralamada. Kanada'da mı bir yerde? Monza'da sıralamada adam neler yapmıştı hatırlamıyor musun geçen sene? Üçüncü. Şansa bala olmuş olabilir yanlışlıkla. Ya bir şeyler olmuş. Adam podyuma çıktı ya Bakü'de. Yerler öyle şansa bala. O da yancının hemen arkasında bitirdi. He. Son anda geçmişti ya orada. Bottas evet. Neredeyse ikinci oluyordu. Yani evet ben de Grosjean diyorum ve iki Grosjean'la gönderiyoruz. İki Grosjean bir Hartley bir Sirotkin mi demişti? Sirotkin evet. Aynen. İyi o zaman. Diyeceğiniz bir şey var mı?
Şurada Yok, bir DM'den bol bol yazalım ki birisi çarpsın. Yani, o zaman Geyik Görüz'ün Rusya Grand Prix'sini konuştuğumuz bölümünde sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için Sochi. Çok teşekkür ederiz. Soçi değil mi? Soçi'de ne yapıldıydı? Olimpiyat mı ne? Olimpiyat. 2014 kış olimpiyatı. Kış olimpiyatı. He. Normal olimpiyat evet. Değil. Yok. Daha doğrusu ben öyle hatırlıyorum. Yalan olmasın. Ben doğru doğru ben de öyle hatırlıyorum. Ben hiçbir hafta hatırlamıyorum. Bir de Rusya'da geçen futbol bir şeysi yapıldıydı galiba. Dünya Kupası yapılmıştı adamlar bu yaz. Adamlar yardırıyor ya. Bize vermediklerini onlara veriyorlar. İlginç. Yok bize vermediklerini Almanlara veriyorlar. He o başka mevzu değil mi? Ben ona biraz Fransız kaldım. Las fıkrası gibi oldu. Evet efendim biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumcularımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.